Arkadaşlar selamünaleyküm, saygılar, sevgiler. Ben Türker Fırat. Östrojen hormonu bilmemiz gerektiğini bilelim. Yani ben bazı şey karaktersizleri sevmiyorum. Adam gidiyor, önüne bir yazı yazıyor, YouTube'dan çıktı oluyor. Onun önüne koyuyor, okuyarak video yapıyor. O videoyu izleyen de diyor ki, bu adam çok şey biliyor, bok çok şey biliyor. Üç kağıtçını çakalım tek, siz de onu dinliyorsunuz. Geçen birisine bakıyorum, sarım böyle, sarım şöyle. Ulan çakal, senin camiada çapın ne? Yani çapınız derdi der ki arkadaşlar, sakın yanlış anlamayın. Tecrüben ne demek istiyorum? Tecrüben ne? Binlerce insanla çalışmışsın, yani tecrübe sahibi edinmişsin, binlerce kişiye sarım kullandırmışsın, tecrübe sahibi edinmişsin, kan testlerini takip etmişsin, o kanser yapan yıkım hormonlarını takip etmişsin. Ortaya bir veri var elimizde. Biz diyoruz ki şöyle kullanın, böyle kullanın, bu tecrübelere dayanarak. Adam çakal gidiyor bir yerde yaz okuyor, sarım böyle yapar, sarım şöyle yapar. Ya oğlum, ya sigara da öldürür, içiyorsun, adam 100 yaşında hala ölmüyor yani, ama bakarsan öldürür. Aspirin de oku, yan etki olarak reçetesini al. Aspirin yan etkilerine bak, ödüm bokuna karışır. Bu da yan etkiliymiş dersin. Lan her şey yan etkili, ona bakarsın. Şimdi şunu iyi anlayın arkadaşlar. Bir insan kanser ise kendi vücudun ürettiği büyüme hormonu da kanseri arttırır ki zaten. Kaçamazsın ki bundan. Kaçamazsın. Vücudun büyüme hormonu salgılamaz ise ne olur? Yeni hücreler üretemezsin. Ölürsün yani. Yani o yüzden arkadaşlar, ben sarım kullanırsak kanser olurmuş. Bok kanser olur. Sarım kanser yapmaz. Sarım sendeki büyüme hormonu seviyesini artırır. Şimdi kanser hastasıysan seviyesini arttırması ne demek? Kanser olacaksan, kanser isen kanser olmanın hızı artar. Ama seni kanser yapmaz. Aradaki farkı iyi anlayın arkadaşlar. Aradaki farkı anlamadan, etmeden size bilgi veriyorlar, kafanızı karıştırıyorlar. Büyüme hormonu kanser yapar. Bok kanser yapar. Nasıl kanser yapar lan? Gerizekalı. Sen o kanser yapar dediğin şeyi binlerce, yüz binlerce insan kullanıyor. Hastanede sıra olurdu herkes kanserden. Devlet buna el koyardı, dünya ayağa kalkardı. O sen binlerce, milyonlarca sarım satılıyor. Kapılar o zaman kanser hastalarından geçilmezdi. Ya şu kavramları bilmiyorsunuz. Gidiyorsun salak gibi bir çevir, İngilizce çevirden yanlış bir yazıyı okuyorsun. Bilgi diye insanlara YouTube'da anlatıyorsunuz ya da bir bilmem ne bir Instagram videosunda. Millete kafasını karıştırmaktan başka boka yaramıyorsunuz kardeşim ya. Sarımlar, büyüme hormonları, peptitler kanser yapmaz. Kanser iseniz bunun hızını artırır. Ama hiç yolda hiç ilaç kullanmamış 50-60 yaşında 30 yaşında insanları da görüyoruz. Hiç spor yapmamış, steroid kullanan normal memur, işinde gücünde adam kanser. Evde annen baban Allah korusun görüyor çevremizde kanser. O kadının 5 vakit namazda evde hacı teyze oturuyor kanser. Şimdi hacı teyze gitti steroid mi kullandı kanser oldu? Yok. Hacı teyze gitti peptit mi kullandı, sarım mı kullandı, GH bu? Yok. Sen kanser olursan senin zaten kendi ürettiğin büyüme hormonun kanseri zaten büyütüyor kardeşim. Yani büyütüyor. Ya kanserli insana zaten niye küre giriyor kardeşim? Kanserliysen niye küre giriyorsun? Ya bende çok kanserli bilmem ne hücreler var da olabilir de kanser yapar mı? Ya niye yapsın? Niye yapsın kardeşim? Durduk yere sarım gibi kanser yapmaz ki senin. Kanser olursan onu besler. Çünkü niye? Büyüme hormonu türevi sarımlar, peptitler, GH hormonları vücuttaki büyüme hormonu seviyesini yükseltir. 5 salgılıyorsan 10 salgılarsın. Bu sefer daha çok hücre büyüyecek. Mesela daha çok kanserli hücre çoğalacak. Ama dediğim gibi arkadaşlar, kanserliysen zaten senin kürle ne işin var, sarma ne işin var, steroidle ne işin var, sporla ne işin var. Ama bende işte bilmem ne kanserli hücreler var, pusuya yatmış. Ben büyüme hormonu alırsam kanser olurum. Öyle bir şey yok. Kanseri yapan şeyleri biraz hocaları, profesörleri takip edin güzel kardeşlerim. Kanseri yapan şey hücrenin protein üretimindeki bozuklukları,
Bu sefer hücre ne yapıyor? Acayip acayip büyüyor. Yanlış büyüyor. Yamuk yumuk büyüyor. İçeride kitle oluşuyor. O bölge ne yapıyor? Bozuluyor. Kanser işte. Yani ne diyorlar işte, radyasyona maruz kaldı. Kanser oldu. İşte Çernobil'de hatırlıyorsunuz. 30 yıl 40 yıl önce bilmem ne patladı. Fındıkları kanserli dendi. Çaylar kanserli dendi. Bir sürü insan da kanserden, Allah rahmet eylesin, öldü. Dış müdahalelerden hücrelerinizin çalışması, DNA'sındaki bilgi bozulur ise vücut o bilgiyle yanlış protein üretir. O protein içeride hiçbir işe yaramaz. Yani içeride bir ucube oluşur. O hücre ucubeye dönüşür. O hücreyi de vücut kullanamayacak ama o hücre orada büyüyecek, büyüyecek. Bulunduğu organa zarar verecek. Bağırsaklaysa bağırsak kanser olacak. Şuradaysa bu bilmem ne, o kanser olacak. Buradaysa bu kanser olacak. Yani kanserin daha ne olduğunu bilmiyorsunuz. Büyüme hormonu adamı kanser yapmaz. Kanser senin olabilmen için genlerindeki hücreleri, proteinleri üreten o bilginin bozulması gerekiyor. O bilgiyi de dışarıdan işte radyasyon bozuyor. İşte gıdalardaki toksik maddeler bozuyor. Çünkü bir şey genlerinize girip gendeki bilgileri değiştirebiliyorsa ona kanserojen madde deniyor. Hani bir şey gibi seni zehirliyorsa seni kanser yapmıyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Testosteron seni kanser yapmıyor. Ama işte bilmem derler ya, ekmeğin yanık tarafını yeme kanser olsun der doktorlar. Niye? Çünkü onda bir malzeme var. Senin girip DNA'nı bozabiliyor. DNA'daki bilgi sarmalı bozuluyor. Vücutta bu sefer yanlış protein üretiyor. O protein ucubeye dönüşüyor. O bölgede uğur, kitle vesaire yapıyor. Kanser işte. O bölge bozuluyor. Baskılanıyor. Çalışmıyor. Kan akışı duruyor. Ve o bölgenin iflasıyla kişi ölüyor. O yüzden arkadaşlar, dediğim gibi zaten kanser hastasıysan senin sarma ne işin var? O yüzden çok saçma sapan bilgiler var. Ha, şimdi sarm kullanacaksın. Ya korkuyorsun, şimdi eline ayağına karışıyor. Saçma sapan bilgiler de elde edilmişsin. Gidersin doktora. Bir check-up'a girersin. Doktor alırsın karşına. Hocam, eğer bende kanser riski varsa hangi hormonlarımla bunu çözersiniz? Onun genel kontrolleri vardır check-up'larda. Gidersiniz bir check-up'a. Check-up'da mesela bir kontrol yaparlar. Genelde birkaç hormonlarınızı kontrol ederek kanser riski var mı yok mu anlarlar. İşte belli birkaç hormon ölçülür. O hormonlar belli bir limitin üzerindeyse derler ki sende bir risk var kardeşim. Yine kanser diyemezler. O hormon yükselmesinin 50 tane sebebi olabilir. Yine doğrudan kanser diyemez sana kimse. Gidersin. O hormonda bozukluk mu çıktı? Mesela o bölümün uzman kanser doktoru, ıvır, onkoloji bilmem neyse artık. Gidersin muayenen olursun. Sana derler kansersin ya da değilsin. Kafan rahat eder. Yani kontrollerinizi yapın. Pimpirikli olacaksınız. Normal can taşıyorsunuz. Tabii hak veriyorum. Korkacaksın. Bu işi de yapmak istiyorsun ama arada bırakıyorlar seni. Bir yıkım hormonları var vücutta. Gidin bunlarını ölçtürün. Çünkü niye? Vücutta bir şeyle ters çalışıyorsa bir şey de salgılıyor demektir. O salgılayan şeyle kanser misiniz değil misiniz zaten görülüyor. O yüzden arkadaşlar camiada, piyasada işi bilmeden, kitaptan okuyan insanlardan gına geldi. Bakın bu doktorlar için de geçerli. Benim hiçbir doktoru eleştirmeye haddim yok, çapım yok. Ama gidip de bir dahiliye doktora gidip de bir genel cerrahi bilmem ne doktoruna ahkam satamaz. Bilmem beyin doktoruna gidip kalp doktoruna bir ahkam satamaz. Herkesin branşı, eğitimi vesairesi ayrıdır. Doktorlar da ben kendim bir sürü doktor çevrem var, bir sürü doktorla muhatabım. Yani benim ölümme sebep olan doktor da vardı arkadaşlar. Ben ölüyordum bir doktor yüzünden, ölüyordum. Şimdi bana gelip de her doktoru şeyini de yapamazsınız. Bazı doktora gidiyorsun, seni de ölümden kurtarıyor. Doğru doktor. Yani. Doktor gidiyor, bilmem ne yazısını okuyor, böyle oluyor, şöyle oluyor, cart oluyor. Başka doktora gidiyorsun, onun tersini söylüyor. Ya ikisi de doktor, şimdi ben hangisine inanacağım? Hangisine inanacağım? Mantığımı hangisi doğruysa ve genel kanı neyse ona inanacağım. Yani
genel kanı neyse ona inanacağım. O yüzden gelelim. Dediğim gibi arkadaşlar, sarımlar kanser yapmaz. Ama kanserliysen kanserini arttır. Böyle. Aradaki şeyi lütfen şu bilgi kirliliğini yırtalım. Growth hormon kanser yapmaz. Kanserliysen. Çünkü adı üzerine büyüme hormonu. Sarım da vücutta büyüme hormonu tetikleyip arttırıyor. Growth hormonu da tetikleyip arttırıyor. Peptitler de tetikleyip arttırıyor. Büyüme hormonu artınca bir de kansersin. Bu sefer kanserli hücre sayın çoğalıyor. Çünkü çoğaltacak hücre hormon sayın fazla. vesaire. Sürçülisan eylediysem affola. Cahiliz. Ama anlatabildiğimi anlayın. Altına bir şeyler yazıp hoca şurada yanlış söyledin ama şurada doğru söyledin diye de bilirsiniz. Ama meramımı anlamanızı, aradaki farkı anlamanızı istedim arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bu sarımlar zaten kanser yapsaydı milyarlarca insan şu an steroid kullanıyor. Arkadaşlar bakın, milyarlar diyorum. Araştırmaları takip edin, milyara ulaşmış. Milyarlarca kişi supplement kullanıyor. O zaman arkadaşlar hastaneler zebille kanser hastası dolardı yani. Bu artık yani ne araştırmalar bu olurdu. Neyse, dedim ki arkadaşlar kanser yapan şeyler dışarıdan DNA'mıza zarar verir. DNA'mıza ne var arkadaşlar? Bilgiler var, kodlar var. O kod işte geliyor doğru bir şekilde birleşiyor. Bir veri çıkarıyor ortaya, bir formülizasyon çıkarıyor. Vücut da o formüle göre lazım olan proteini üretiyor. O üretilen protein vücut tarafından kullanılıp hücre oluşturuluyor. Ve hücre sağlıklı bir şekilde sağlık proteininden oluştuğu için, sağlıklı bir hücre oluştuğu için o organınız yenilenmiş oluyor. O yüzden arkadaşlar bizim DNA'mızdaki o bilgilerin bozulmaması, sağlıklı bir şekilde çalışması gerekiyor. Onu bozan şey mesela X-ray cihazından geçerken alışveriş merkezine çocukları ne yaparlar? Sokmazlar. Derler ki çocuklar geçmesin. Çünkü onların daha DNA'ları yetişkinlere göre daha zayıf olduğu için şey olarak dışarıdan müdahaleye açık olduğu için daha fazla X-ray cihazlarını çocukları sokmazlar. Niye? X-ray cihazı çünkü doğrudan DNA'sına müdahale edip DNA'sının yapısını bozabiliyor arkadaşlar. Çocuğun da DNA'sı B ile B'yi bir araya getireceğine B ile C'yi bir araya getiriyor. Yanlış protein üretiyor. Aha, oldu o bölge kanser. Anladınız mı arkadaşlar? Lütfen farkı anla. Kanser böyle olunuyor. Kanser içerideki bilgi sisteminin değişmesiyle hücrenin DNA'nın şeyle oluşuyor. Ya bir ürün kullan, toksiti fazladır mesela. Şöyle bana diyebilirsin. Ya sarım kullandığınız zaman karaciğer yorulabilir diye saygı duyarım. Çünkü niye? Vücutta iç sarımın içinde adam sahtedir, dandiktir, kalitesizdir ya da çok güçlüdür vesaire. Toksit seviyesi yüksektir. Karaciğerde yorma yapabilir. Bak buna saygı duyarım. Mantıklı. Bunu yapar ama kanser gelince mantığıma uymuyor yani. İşte başka bir sürü sebeple üretebilirsin. Şunu yapabilir, bunu yapabilir. Ama yapabileceği bir şey varsa yapabiliriz. Yani ben şu an binlerce kişiyi, bakın arkadaşlar binler diyor mu? Çok lafın gelişi demiyorum ama gerçekten binlerce kişiyle çalışan bir kardeşiniz, abiniz, hocanız olarak söylüyorum. Yani ben hiçbir sarım kullanan kişiyle, orijinal sarımdan bahsediyorum burada. PCT ihtiyacı, terapi ihtiyacı yaşamadık. Ben mesela kardiyerin, osterin kullandım. Karaciğer enzimlerim arkadaşlar 20-25'ten yukarı değildi. Bakın 40'ın üzeri olmaması gerekir testlerde, AST, ALT ölçümünde. Böbreklerim yorulmuştu arkadaşlar. bazı piyasada şerefsizler yüzünden, onların bana getirdiği dandik mallar yüzünden böbreklerim yorulmuştu. Karaciğer enzimlerim yüksek çıkıyordu. Steroidi kullanmadım bir süre. Çünkü orijinal mal bulamıyorduk. O zamanlar hep sahte, hep merdiven altı gelirdi bize. İllallı etmiştik, bıkmıştım ya. Piyasayı da bilmiyoruz, hiç birkaç kişi tanıyoruz falan. Ama sonra orijinal sarım denk geldi. İşte yurt dışından $100, $150'lardan neyse geliyor. Araya adam koyuyor, işte bundan bir şekilde yurt dışından tek tük getiriyordu, kullanıyordu. Ulan bir gidiyordum, karaciğer enzimi düşmüş 20-25'e. Tertemiz, gıcır gıcır.
böbrek 1.8 iken düşmüş 1.3'e. Ulan böbreği hiçbir şey düşüremedim. Bakın sam sağlık temizken ben bunu görmüşüm. Faydasını görmüşüm. Kan testlerimle görmüşüm. Kreatin kinazın yıkım hormonundan ölçtüğüm her şey temiz çıktı. Etkisi de yüksek çıktı. pH'ım da yüksek çıktı. Vücutta büyüme hormonum da arttırdı. Lan düzgün çalıştı. Testlerde de sağlıklı çıktım. Çok da tertemiz çıktım. Şimdi ben bunu bilen bir adam olarak, hoca olarak, kardeşiniz olarak bir sürü öğrencime de danışanıma da yardımcı oluyorum. Bu ürünleri kullanımda şöyle yapın, böyle yapın. Onların da kan testleri geliyor. Tertemiz kız olan kız çıkıyor. Ama lavuklar, ben tecrübemle bildiğim halde lavuklar hiçbir şey bilmiyor. Oradan buradan okuduyla bilmem şuna bununla geliyorlar. Ahkam kesiyorlar. Benim aklım bunu almıyor. Bundan 50 yıl önceki arkadaşlar dünya çapındaki bilgi şeker yiyebilirsiniz. Yağ zararlı deniyordu. Kuyruk yağı bilmem ne yağı yemeyin deniyordu. Sonra Dünya Sağlık Örgütü bunun yanlış olduğunu, asıl şekerin vücuda zarar verdiğini, yağlanma yaptığını, obeziteyi arttırdığını, yağın bunu yapmadığını, bakın Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler bilmem ne kurulları resmi olarak doktorlar, profesörler dünya çapında resmi olarak duyurdular. Şimdi ben bunlara ne diyeceğim? Ya kardeşim 30 yıldır, 40 yıldır siz millete yağ yedirmiyordunuz. Millete bir şeker yedi, şeker yiyebilirsiniz, meyve yiyin bilmem neyin. Şimdi tersini söylüyorsunuz. Ben hangisine inanacağım? Yine inanacağım. Bilgi bana her zaman lazım. Doktor bana her zaman lazım arkadaşlar. Yani ben haddime değil bir doktorum, bir şeyin. lafın üzerine laf söyleyeyim. Ama 10 yıl önceki bir bilgi şimdi bir makalede çürütülebiliyor. Çürütülebiliyor. Yani ben bilginin tutarlılığına bakarım. Kan testlerime bakarım. Sağlığıma bakarım. Verimime bakarım. Hayat kaliteme bakarım. Ona göre hareket ederim. Siz de böyle olun arkadaşlar. Siz de böyle olun. Sorgulayın, araştırın. Ama şu makalede böyle yazıyor. Ya adam 2 sene sonra başka yazıyor. Şimdi burada ne yapacağız biz? Adam 2 yıl önce başka yazıyor. 2 yıl sonra başka yazıyor. Başka oluyor. Şimdi dünya biliyorsunuz yani. Benim uzun triceps kasım koptu tendomundan. Doktora gidiyorum. Ya doktor bu adam ya. Arkadaşlar doktor. Benim yarışma hayatımı bitiren bir adam. Ama bakarsan tıp fakültesi bitirmiş bir doktor. MR'a sokuyor ve benim koluma diyor ki senin kolunda hiçbir şey yok diyor. O Safa Hastanesi'ndeki ortopedi doktoru Bağcılar'da. Senin kolunda hiçbir şey yok diyor. Bana krem vererek orayı ovala geçer diyor. Beni eve yolluyor. Kanama olmuş, yeşermiş, morarmış. Kasım yukarı çekmiş, tendonum kemiğim çıkmış. İncelmiş bu kadar, dev gibi adamım. Bir sene böyle geçti. Düzelecek bir şeyin yok diye beni yolladı 2-3 kere. Sonra gidiyoruz başka bir doktora. Senin kas kopmuş, yukarı çekmiş. Artık sıkılaşmış. Ameliyat da olsan faydası yok. Şimdi bunu diyen de doktor. O doktor ne biçim doktor diyor. O doktor nasıl bu iş senin hayatını mahvetti? Senin kasın kopmuş diyor. Kopmuş. Bir doktor diyor ki kasın kopmuş. Öbür doktor bir şeyin yok diye beni eve yolluyor. Siz bana gelin, bana doktordan, makaleden, şuradan buradan örnek ver. Vermeyin, veremezsin. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben kendim vakti zamanında hastaneye acile kaldırıldım. Devlet hastanesinde doktor geldi. Dedim ki doktor ben iyi değilim. Kendimi çok kötü hissediyorum. İçim daraldı, göğsüm ağrıyor. Bütün kalp krizi olan her şeyi anlatıyorum. Dedi ki bu adam kalp krizi geçiriyor. Tamam, aldı müdahale diyorlar. Edecekler, yatırdılar beni. Kanımı aldılar. Kanıma baklar, senin kanında bir şey yok, evine git. O gazdır, o sıkışmadır. İyi, o esnada bana bir de kas gevşesi, ıvır zıvır iğneler vurmuşlardı. Biraz kendimi iyi hissettim. 2 gün sonra bir daha gece arkadaşlar. Yattığım yerde kusma başladı.
kol uyuştu. Şuurumu kaybettim. Ambulansla kaldırıldım. Kolon hastanesine aciline ve kalp krizi geçiriyor dendi. Beni yoğun bakıma kaldırdılar. Anjiyo yaptılar. İki gün önceki doktor ne dedi? Hiçbir şey yok. O gün bana müdahale etse, kan sulandırıcılarını verse, damarımı açacak güzel bir tedavi yapsa, ayaküstü belki beni rahatlatacak. Ama bir şey yok deyip yolladı. Belki ben evde yalnızdım. Olsaydım. Ya da çok arabada, yolda, gece otobanda olsaydım. Ve kalp krizini orada geçirseydim, ben orada ölecektim. Ama bir şeyin yok deyip beni yollayan da doktor. Ben kalp krizi geçirip deyip de kolon hastanesine kaldığım zaman beni, bana anjiyo yapan da doktor. Anjiyoda kamerada görünüyor. Bak şu kadar şu damarın tıkanmış diyor. Damarımı açtı doktor. Yani doktor işte bakacak, kanında bu kanın böyle değilsen kalp krizi geçsen iyisin diye beni eve yolluyor. Ya yani şimdi o yüzden arkadaşlar bana bilimle, makaleyle, cartla cutla gelmeyin. Bana mantık çerçevesinde tutarlı şekillerde gelin. Doğru kelimelerle, doğru bilgiyle gelin. Bir adamın kolu uyuşuyorsa, ensesi uyuşuyorsa, bütün ya kalp krizinin 50 tane örneği varsa, 50'si de bir adamda varsa, ya bütün ya işaretlerin hepsi var ise, soğuk terleme, kusma, baş ağrısı, ıvır zıvır, neyse artık, sırt ağrısı, bütün hepsi var. Kalp krizi geçirmen için bütün daha ne yapsın, kalp krizi geldim demiş. Ama kan testinde triptofan işte bilmem ne hormonun düşük çıkmış. Düşük olduğu için sen kalp krizi geçirmiyorsun. Geçirmişim. Sen beni evime yolluyorsun. Ben belki o günü yolda otobanda yakalandım ona. Yolda bayıldım, öldüm senin yüzünden. Sen doktorum diye şimdi orada oturuyorsun. Şimdi bir makale okuyor. Birisi bilmem bir şey bir yerde paylaşıyor. Ben gıcık oluyorum kardeşim. Çok saçma geliyor. Adam oturmuş. Sarımlar böyle zararlı, sarımlar öyle yararlı. Şu belirlerinden çakal. Google'dan almışsın çeviriyle karşısında okuyorsun. Hocayım diye ahkam kesiyorsun. Seni izleyen de zannediyor bir bok. Al benim karşımda bir şey mi var kardeşim? Yolda araba sürerek video yapıyorum. Yapsana böyle. Yapsanıza çakallar. Okumadan hazırlık yapmadan hiçbir şey yapamazsınız siz. Ben video yapıyorum. Benim sustuğum, düşündüğüm yerleri toplayın. Bir dakika çıkmaz. Adamlar video yapıyor yarım saat. 15 dakikası zaten düşünmekle geçiyor. Konu yok. Bilgi yok yani. Ama lafa geldi mi herkes o videoları izleniyor. Bilmem ne. Beyninizi açmaya çalışıyorum. Doğruları anlatmaya çalışıyorum. Sizin mantık çerçevesine çekmeye çalışıyorum. Bu değil ki bilime karşı duyarsız olalım. Bilim, doktorlar diyorum bakın ahkam satmak satamam. Doktorlara benim haddim değil. Onlara bir şey söyleyeyim. Adam yıllarını harcamış. Ama kardeşim doğrusu da var, yanlışı da var. Bunları dile getireceğiz. O yüzden bir doktor geçip de sarım kanser yapıyor derse hadi oradan derim yani daha kusura bakma. Çünkü başka doktor sarım kanser yapar demiyor. O da doktor. Ama mantıken ne? Sarım hemen Türker Fırat olarak mantığa çekiyorum kendimi. Sarım ne işe yarar Türker diyorum. Vücuttaki büyüme hormonunun seviyesini arttırır. Yani vücudun büyüme hormonunun salınımını uyarır. 10 katına uyarır. Örnek veriyorum. Ve benim büyüme hormonum 5 yapı salınıyorsa sarına 10 salınır. Ve vücudumda fazla büyüme hormonu olacağı için yağ yakımım başlayacak. Toksit atımım başlayacak. Karaciğerim temizlenecek. Büyüme hormonu salındığı için daha çok hücre sayısı artacak. Hücrelerim daha çok büyüyecek. Okey. Sarım bu kadar. Ama sarım gidip de benim DNA'ma bulaşıp DNA'mın işte kodu değiştiremez. Değiştiren bir şey değil. Değiştiren şeyleri anlattık. İşte nedir? İşte radyoaktif şeyler. İşte belli ağır sert toksit olan işte derler ya ekmeğin yanık tarafını yemeyin kanserojen madde, teflon tabağının işte bilmem ne içindeki bilmem ne maddesi işte onlar gidiyor hücredeki bilgi yapısını bozuyor öyle kanser yapıyor. Ha, mantığıma bakarım lan sarım böyle çalışıyor kanser de böyle oluyor ona göre hesabımı kitabımı yaparım
doğruyu öyle çıkarıp. Çünkü bunu da öğreten bize doktorlar. Ama buraya nereden geldim? İki tane çakal bir 45 santim, 43 santim kol koyuyor. Geçiyor videonun karşısına, alıyor Google'dan çeviriyi, yazıyı, okuyor. Ya sen ne biliyorsun, ne okuyorsun gerizekalı. Seni alsam çırılçıplak yüz yüze karşılık otur desem, iki soru sorsan cevap veremeyeceksin. Ama siz YouTube'da izliyorlar, bilmem bir yerde izliyorlar. Siz bir bok zannediyorlar ya. Lan ben de buna deli oluyorum. Benim ülkemde, ya benim ülkem, biz niye bu hale geldik be kardeşim? Ben yurt dışında yaşasam daha çok değer göreceğimi biliyorum. Ama kendi ülkemde yok be kardeşim. Çakal dolu. Videoyu burada keseceğim. Hemen ikinci videoya geçeceğim arkadaşlar.